Hanımefendi, bugün Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışını soruyoruz. Neden çıkmıştır? Sizce iyi olmuş mudur? Ciğer, sen bir söyle bakalım neden çıkmıştır? Hiç bilgim yok. Ben de bilmiyorum. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Zaten sözleşmeden sonraki ilk gün 6 tane kadın öldürüldü biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Daha çok yaptıklarından pişman olmayacaklar bence. Hatta daha çok savunacaklar bunu. Ben öyle düşünüyorum. Neden savunacaklar? Çünkü korumuyorlar yani kadınları ve bu hak olarak görüyorlar. İstediğiniz yapabilirsiniz gibi bir şey oldu bu bence. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurdu. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya oradan çekilirse öbür taraftan girecektir ya. Bir yerden kanun çıkacak herhalde. Ya öyle derine girmedim. İstanbul Sözleşmesi'ne bazı nedenler var. Yani eşcinseldir, şudur budur böyle. Çok müthiş sevindik. Aile birliği, aile düzeni, aile ihlal edilecekti. Gereksiz birlikteliklere caiz görülecekti. Çok büyük hata yaptı. Çünkü yani bizim amacımız kalmadı kadınlar olarak. Ne yapacağız? Böyle korka korka sokaklarda dolaşacağız. Kimilerine göre İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesi Türkiye'nin iyi oldu diyorlar. Kadınlar da bunu söylüyor. Söylenecek çok şey var ama şu an söylemeyeyim ben onu. O kadınlar için. O kadınlar çok azınlık kadınlardır bence. Ben de çekilmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini biliyor musunuz? Araştırdınız mı? Maddeler yani Instagram'da her yerde zaten paylaşılan şeyler. Evet. Bilinen şeyler. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Daha düzenlenerek yapılabilirdi. Yani tamamen çekilmek iyi bir şey değil yani bence. Yani düzenleme yapılabilirdi. Teşekkür ederim. Türkiye'de kadının adı var. Başka hiçbir şey yok diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. İstanbul Kadın hakları bir şey değil ki. Biz her zaman haklı kadınlarımız. Haklarını savunuruz kadınlarımızın. Peki İstanbul Sözleşmesi'ne çekilmesi Türkiye'nin yarar getirir mi Türkiye için? Vallahi onu bilemiyorum artık ama öyle hani şimdi buradan da ne söylenecek şeyler değil bunlar. Sorun yok. Hani o neymiş LGBT bilmem ne bir sürü şeyler var. Onlar bizi bozar. Ver kardeşim iyi oldu boş Peki, ver. Sözleşmeden çıkınca bunlar düzelecek mi dersiniz? Düzeltiriz biz inşallah. Vallahi çok da iyi yaptı. Neden iyi yaptı? Yani şimdi bizim kültürümüze uygun değildi. Onun için onu feshetmesi daha iyi oldu. Bizim adetlerimiz, örf adetlerimize değil. Bazı şeyler var ki bize eşcinseller mesela. Yani ona benzer şeyler yani. Eşcinseller diyor ki ben erkek erkeğiyle evlenmek istiyor. Anlıyor musun? Haklarını istiyorlar. Evet. Bir şeyler istiyorlar. Bu da bizim kültürümüze çok ters düzen bir şey. Vatandaşın söz hakkı yok ki. Sanki vatandaşın söz hakkına mı değer verecekler? Yine yapılacak olan yapılacak. Bence yanlış bir karardı. Çünkü her ne kadar yanlış bir kenara çekilse de, çekilmeye çalışılsa da evet. İstanbul Sözleşmesi gerçekten bence kadınları korumaya yönelik önemli bir adımdı. Evet. Senelerdir uygulamada olan bir ürünün neden bu şekilde, aynı bir şekilde uygulamadan çekildiği gerçekten büyük bir soru işareti. Umarım siyasi krize dönüşmeden bu konu kadınlar adına vazgeçilir. Vazgeçilir diyorsunuz. Kadınlar yaşatılır inşallah. Üstünde bir şey söylemek istemiyorum. Katılıyorum kardeşime. Aynı düşüncelerdeyim. Bence yanlış bir şey. Çünkü abi kadınların hakkı var yani bu ülkede. Kadınların hakkını savunmak için ne bileyim mesela ülkede 5 yaşındaki kızlara tecavüz ediliyor. Ondan sonra adam karısını öldürüyor gidiyor 2 sene yatıyor çıkıyor. Adam var mesela ne bileyim sokaktaki kadına laf atıyor. Kadına tecavüz ediyor. Bence kadınların hakkını savunmak için yani bence çok yanlış bir şey aslında. Kadın hakları denilen bir şey var. Çünkü Türkiye'de 5 yaşındaki çocuk tecavüze uğruyor. Buna rağmen yani 2 yıl yatıyor hemen çıkıyor. Gene aynı şey. Hani biz buna karşıyız. Ama bunlar hepsi Cumhurbaşkanımızın elinde. Hani mesela şimdi kalkıp da parti kapatmanın veya onun bunun peşine düşeceğine, kadın hakkının peşine düşse yani 10 numara olur. Bazı sorunlar çözülebilir. Çok sorunlar çözülür, bazılar değil. Çok mutluyuz ama asıl madde olan 6284'ün kaldırılmasını istiyoruz. Neden? Çünkü kadını kayırımcılık yapıyorlar ve böylece erkeğin psikolojik olarak daha fazla ezilmesine izin veriyorlar. Ve haksız yere erkekler Türkiye'de eziliyorlar. Evet, kadınlar da eziliyor, onlar da eziliyor, hayvanlar da eziliyor. Yani şu an bütün toplum ezilme altında. Çok kısa yani fazla da söz uzatmaya gerek yok. Kaldırılmasında emeği geçen herkesin Allah belasını versin diyorum.